Biz öncelikle geleneksel sanatların önemine vurguda bulunuyoruz. Özellikle bu cam sanatı çok eski bir sanat. Unutulmaya yüz tutmuş yönü de var. Geleneksel yönü de var. Modern ve endüstriyel yönü de var. Bir istihdam yaratan bir yönü de var. Bunların önemiyle başlayıp daha sonra daha sanatsal boyuta götürüyoruz işi. İşin tekniğinin yanı sıra yaratıcılıklarını da ön plana çıkarabilecekleri bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi biz bir proje olarak başladık tabii ki bu işe dernek olarak. Bir yıl süren proje boyunca yaklaşık 70'e yakın öğrenci aldık. Çoğunluğu ev kadınlarıydı ama arada engelli öğrencilerimiz de oldu, engelli bireylerimiz. Onlarla da çalıştık. Zaten projemizin hedef kitlesiydi. Öncelikli olarak ev kadınları ve engelli bireylerimiz. Daha sonra proje bitişinden sonra tarih olarak bu yıl yine çalışmalarımıza değişik yaş gruplarından ve cinsiyet olarak erkek öğrencilerimiz de var. Öğrenmek isteyen herkese açığız. Geliyorlar, sıcak alevde cam boncuk yapımını öğreniyorlar. Cam kursunu duyunca hemen geldim. Yaptığım cam ürünlerini değerlendirmeye çalışıyorum. Ya, gördüğünüz gibi bileklik, kolyelerde bunu değerlendiriyorum. Alan oluyor, satıyoruz standlarda. Ev hanımlarına tavsiye ederim gelmelerini. Çok zevk alıyorum. Peki ne kadar? 3-4 ay oluyor, daha fazla değil. Yeni başladım. Ya zaten yeni açıldı, yeni başladım. Peki devam etmeyi düşünüyor musun? Etmeyi düşünüyorum. Çok güzel, ev hanımlarına da tavsiye ederim. Evet, Nermin Hanım. Şimdi artık desenlerini atabilirsin. Siyah, kırmızı. Evet. Kırmızı renklerini söyle. Evet, kırmızı, siyah. Mavi de güzel olur. Üstünde desenler.